Seyhan Mutfak Aşkı'ndan herkese merhabalar diliyorum. Sevgilerimi, saygılarımı, selamlarımı da sunuyorum. Simit tadında ağızda dağılan kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifimi sizlere paylaşıyorum. İnanın çok lezzetliydi. Malzemeler listesi: 125 gram tereyağı, 1 adet yumurta, 1 yarım paket kabartma tozu, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 2 yemek kaşığı pudra şekeri, 1-1,5 çay kaşığı tuz, 1 su bardağı un koydum ama tabii ki daha ilave edeceğiz. 1 yemek kaşığı sirke ve tüm malzemeleri açıklamalara kesinlikle ekliyorum. Yumurtanın sarısını içerisine, akını da dışına bulamak için ayırıyorum. 1 çay bardağı ayçiçek yağını derin kap içerisine ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı da pudra şekeri. 1 yemek kaşığı sirkeyi de döküyorum. 1 su bardağı unu koydum. Ve tuzunu da koydum. Şöyle bir paket kabartma tozu açtım ama gördüğünüz gibi hepsini koymuyorum. Tahmini yarısını koyuyorum. 2. su bardağı unu da koydum. Şöyle ilk başta elimle bir müdahale etmek istedim. Ne kadar hamur cıvık veya katı da olabilir. O yüzden unu dikkatli ekleyelim. Unun kalitesine göre de değişkenlik gösterecektir. Gördüğünüz gibi bir hayli cıvık. 3. su bardağı unu da ilave ettim. Yine yoğurmaya devam ediyorum. Kulak memesi yumuşaklığında güzel bir dokuya sahip hamur olacak. Ve hafiften cıvık geldi elime. Tekrardan yarım su bardağı un ilavesi ettim. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ama dediğim gibi sizlerin unun kalitesine göre de daha az veya daha fazla gidecektir. Şöyle artık hamuru toparladıktan sonra da sizlere dokusunu gösteriyorum. Bakın ne kadar güzel bir yumuşaklık, ne kadar güzel bir doku. Ve aslında hani bu işlemleri yapmadan evvel kurabiyelerimi yuvarlayabilirdim ama ben biraz acele ettim. 1 yemek kaşığı pekmez ve yumurtanın akını da koydum ki onu da hazırladım. Hemen bulayacakmışım gibi yanıma da koydum aslında da ilk başta bütün hamurları bitirene kadar yuvarlama işlemi yapıyorum. Aslında o pekmezli kap boş boş yanımda durdu şu an için. Şimdi yuvarlama işlemini düzgünce, güzelce ve mümkün olduğunca hepsinde eşit olacak şekilde de yapmaya çalışalım. Cevizden küçük, fındıktan da büyük olacak şekilde ayarladım. Piştikten sonra zaten ceviz büyüklüğüne geliyor. Aslında lokmalık kurabiyeler yapmış olduk. Ve gördüğünüz gibi tüm kurabiyeleri hazırladım. Susamı da sizlere göstermeyi unuttum en başında. Yani bir yemek tabağı susam olacak şekilde kavrulmuş susam kullanıyorum ben bu arada. Onu da açıklamalara yazarım. Kavrulmamış değil, kavrulmuşu tercih ederseniz çok daha lezzetli sonuç elde etmiş olacaksınız. Öncesinde pekmezli yumurtanın akı olan karışımlı sıvıya, sonrasında da kavrulmuş susama buladıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine yerleştiriyorum. Şöyle bir sırayı sizlere yaptıktan sonra gösterdim ve artık tepsim küçük bu arada. Turbo fırın tepsilerinden daha küçük. O yüzden tüm hamurları almadı. Ama sizlerinkine hepsini alabilir. Turbo fırın kullanacaksanız. Gördüğünüz gibi bir tanesi de böyle bakayım demiştim. Anında dağılıverdi. O kadar gevrek. O kadar gevrek inanın. Hem de çok lezzetli. İkinci küçük bir tepsiye de hazırladım. Yani toplamda 1,5 tepsi hazırladım. Ama tekrar söylüyorum. Sizlerin fırını turbo fırın ise o tepsilere tam 1 tepsilik oluyor. Benim fırınım eski ve küçük olduğu için 1,5 tepsilik o şekilde ayarladım. Ve soğuduktan sonra da gördüğünüz gibi servis tabağına aldım. Sıcak sıcak tepsiden almayalım. Çünkü tepside gördüğünüz gibi bir tanesi ben dokunayım derken parçalanmıştı. O derece gevrek, kıyır bir kurabiye. Şöyle iç dokusunu da sizlere gösteriyorum. Şiddetle tavsiye ediyorum. Susamlı olduğu için, kavrulmuş susamlı olduğu için bakın ne kadar güzel anında dağılıyor. Simit tadını veriyor kavrulmuş susamlı olduğu için. Şiddetle öneriyorum. İç dışı ayrı bir lezzetti. Videomun da sonuna geldim. Bana destek için videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Değerli görüş ve düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Emeğe saygı için like atalım, abone olalım, hoşça kalın.